Bu videoya Mendel'in 1866'da yayımlanan çalışmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak başlayacağız. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. 1866'da veya 67'de dünya bir anda değişmedi. Kimse "Tamam arkadaş, Gregor Mendel işi çözdü" demedi. Bilimdeki büyük keşiflerin birçoğu, yani insanların düşünme biçimini değiştiren buluşlar, ilk ortaya çıktığında o kadar da ciddiye alınmamıştı. Dolayısıyla Mendel'in 1866'daki çalışmalarını da insanlar ya ciddiye almadı ya da görmezden geldi. Ancak 1900'lerin başına gelindiğinde Mendel'in çalışması tekrar keşfedildi ve insanlar "Bir dakika ya, burada çok önemli bir şeyler olabilir, buradan çok önemli bir şeyler çıkabilir ve bu çalışma hücrelerin içinde gözlemlediğimiz şeylere bağlanabilir" dediler. O zaman gelin Mendel'in çalışmasını bir hatırlayalım. İnsanlık tarihinin uzun yılları boyunca hayvanların, hatta sadece hayvan değil tüm canlıların yavrularına bazı özellikler aktardığını fark ediyorduk. Mesela insanlar birbirine "Saçın babanın saçına benziyor, gözlerin annenin gözlerine benziyor" falan. Burnun ikisinin karışımı gibi olmuş yahu. Aa, bir de aynı dayın gibi yürüyorsun" gibi şeyler söylüyorlardı, değil mi? Yani bazı özelliklerin çocuklarımıza aktarıldığının, çocuklara aktarıldığının bilincindeydik. Fakat bu konuda gerçek anlamda bir düşünce sistemi veya bu özelliklerle ilgili tahminlerimizi test edebileceğimiz yöntemler yoktu. İşte Mendel'in bize sağladığı katkı esasen budur. Mendel, bezelyelerle yaptığı çalışmaların sonucunda dedi ki, "Bakın, burada boyla veya çiçek rengiyle ilgili kalıtsal özellikler olabilir." Bitkiler söz konusu olduğunda boy ya da çiçek rengini kalıtsal faktörler olarak değerlendirebiliriz. Evet, Mendel bu faktörlerin farklı versiyonları olduğunu fark etti. Örneğin, bir bitkide boy faktörünün uzun ve kısa versiyonu veya 2 tane uzun ya da 2 tane kısa versiyonu olabileceğini buldu. Yine bir bitkide kırmızı ve pembe faktör, şuradaki gibi sadece 2 tane kırmızı faktör veya şunun gibi yalnızca 2 tane pembe faktör olarak görülebileceğini söyledi. Önemli olan bu faktörlerin farklı versiyonlarının olduğunun anlaşılmasıydı. Bugün bu faktörleri anlatırken, boy için bir gen var veya çiçek rengini belirleyen bir gen var diyoruz. Genlerin bu farklılıklarına, yani varyasyonlarına ise alel deniyor. Mesela sende uzun alel ve kısa alelin birer kopyaları var diyoruz. Evet, şöyle yazalım. Buradakilerin hepsi alel. En başındakinde ise bir uzun, bir kısa alel var. Mendel nasıl olduğunu bilmese de bu şeylerin anne babadan çocuğa aktarılan faktörler olduğunu fark etti. Daha sonra bunların nasıl aktarıldığını araştırmaya başladı. Mendel'in gözlemlerine göre, sizde şunların ikisi olsa bile diğer nesle geçildiğinde ayrılıyorlar. Buna ayrılma kanunu deniyor. Ayrılma kanunu. Evet. Bakın, bu şu anlama geliyor. Diyelim bu bir bezelye bitkisi ve elimdeki versiyonlar bunlar olsun. Bir sonraki nesle büyük harfli A'yı, yani uzun olma özelliğini veya küçük harfli A'yı aktarabilirim. Çiçek rengi faktörünün ise kırmızı veya pembe olanı bir sonraki nesle geçebilir. Mendel aynı zamanda büyük ve küçük A aktarımının büyük veya küçük B aktarımından bağımsız olduğunu fark etti. Yani bu gruptaki sınıflandırma ile bu gruptaki sınıflandırma birbirinden bağımsız gerçekleşiyor. Evet, buraya da yazalım. Bağımsız dağılım kanunu. Mendel bu versiyonlardan bazılarının diğerlerinden daha baskın olduğunu da gözlemledi. Yani bir çocukta bir uzun, bir kısa versiyon varsa ve uzun versiyon daha baskınsa, gözlemlenen özellik uzun olur. Kısa olmanın tek yolu iki versiyonun da kısa olmasıdır. İşte Mendel buna baskınlık kanunu adını verdi. Yazalım. Baskınlık kanunu. Eğer bu konuda size tamamen yabancı bir konu hissiyatı veriyorsa, yani bu konu böyle size tamamen yabancı geliyorsa, Khan Akademi'nin Mendel genetiği ile ilgili videolarını izlemenizi lütfen tavsiye ediyorum. Böylelikle Mendel genetiğinin tarihini öğrenme fırsatı bulursunuz. Evet, Mendel'in çalışması önemliydi, önemli olmasına, ama Mendel'in bilmediği şeyin hakkında da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Ne bilmiyordu? Mesela Mendel'in bu süreçlerin molekül veya hücre düzeyinde nasıl olduğu ile ilgili hiçbir fikri yoktu. Ve 1900'lerin başına kadar da insanlar bu konuda sağlam bir teori geliştiremediler. 1902 ve 1903'te görmüş olduğunuz bu iki adam birbirinden ayrı olarak kalıtımın kromozom teorisini geliştirdi. Buna Boveri-Sutton kalıtım kromozom teorisi deniyor. Çünkü iki adam da, yani Boveri ve Sutton, aşağı yukarı aynı zamanda kromozomların bu faktörleri ayırıp bağımsız şekilde dağılımlarını yapan asıl moleküler veya hücresel mekanizma olduğunu fark etmeye başladılar. Hemen yazalım buraya. Boveri-Sutton kromozom teorisi. Buna bazen Sutton-Boveri dendiğini de duyabilirsiniz. Bu iki adam, belki kromozomların bununla bir alakası var deseler de, bunları kodlayan kromozomların içinde ne olduğunu bilmiyorlardı. O konuya birazdan geleceğiz. Önce şunun altını çizeyim. Boveri-Sutton kromozom teorisi. Bunun altını çizelim, evet. Peki, temel fikirleri neydi? Önce hücrelerin içine bakmaya başladılar. Aslına bakarsanız miyoz, Mendel kalıtım kanunu yayınlandıktan sonra gözlemlenmişti. Kromozomlar veya kromozomların miyozda nasıl davrandıkları da bundan sonra keşfedildi. Bu adamlar ise birbirinden ayrı olarak farklı organizmaları inceledi. Walter Sutton çekirgeleri, Theodor Boveri ise deniz kestanelerini inceledi. İkisi de miyoza ve bu süreçler boyunca görülen üreme ve döllenmeye baktılar. Kromozomların ayrılma, bağımsız dağılım ve baskınlık kanunlarına çok benzer şeyler yaptıklarını gördüler. Aslında baskınlık kanunundan önümüzdeki videolarda daha çok bahsedeceğiz. Evet, keşfettikleri şeylere tekrar gelelim. Diyelim ki şurada bir organizma olsun. Ben tabii burada basit bir şekilde çizdim ama bu organizma iki çift homolog kromozom içinde barındırıyor. Bir saniye, evet. Homolog kromozom ne demek? Değil mi? Bu soruyu şimdi sorabilirsiniz. Homolog kromozom diye bir tabir geçti. Şu ikisi farklı iki kromozom ama birbirlerine çok benziyorlar aslında, değil mi? Uzunlukları, boyutları ve şekilleri neredeyse aynı gibi duruyor. Dolayısıyla bu bir çift homolog kromozom. Diğer bir çift homolog kromozom ise burada. Yani homolog kromozom dediğimizde iki tane birbirinin aynısı gibi görünen şeyden bahsediyoruz. Belki biraz farklılar ama onu tam olarak bilemiyoruz. İşte buradaki faktörlerde olan şey belki de budur. Belki altını çiziyorum, bu kromozomlardan birinde büyük A'yı kodlayan bir şey var. Belki diğer kromozomda da benzer kısımda küçük A'yı kodlayan bir şey vardır. Esasında bu gayet mantıklı. Çünkü homolog kromozomlar aynı faktörleri, aynı genleri kodluyor. Fakat aralarında bazı farklılıklar görülebiliyor. Bu adamlar kromozomların dizilişini yaptılar ve kromozomda önemli olan şeyin DNA olduğunu bilmiyorlardı. Fakat miyoz sürecine bakarsak bu iki şey sanki birbirinden ayrılıyor dediler. Örneğin büyük A kopyalanacak. Şurada da küçük A'nın kopyası var. Burada da bir çaprazlanma görebiliriz. Bu anlattıklarımı bilmiyorsanız miyoz konusunu bir gözden geçirin derim. Evet. Bu faktörler ayrılıyor. Büyük A'lar şurada, kardeş kromatidler de ayrılıyor. Yani büyük A, büyük A, sonra küçük A'lar geliyor. Evet, hepsi ayrılıyor ve daha sonra kromozomlar bağımsız olarak dağılıyor. Şuradaki büyük B, bu da küçük B olabilir. Şuraya büyük veya küçük B gelmesi, yandakinin büyük veya küçük A olmasından tamamen bağımsız bir olay. Dolayısıyla bu kromozomlar birbirinden bağımsız bir şekilde dağılıyor, değil mi? Evet, bu adamlar kromozom teorisini buldu ve belki de bu kromozomlar Mendel'in bahsettiği bu kalıtımsal faktörleri taşıyor. Çünkü kromozomlar bu kalıtımsal faktörlere çok benzer şekilde hareket ediyor diye düşündüler. Belki de kromozomlar daha sonra ayrılan ve bağımsız olarak dağılan bu faktörleri birçok kez kodluyor. Şimdiki bilgilerimize göre bu adamlar haklıydı. Yani buldukları şey çok önemli. Yine de şunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Boveri ve Sutton emin değildi. Yani çekirge ve deniz kestanelerini inceleyerek bir teori oluşturdular. Mendel'in anlattığı şeyle kromozomların miyoz sırasında nasıl davrandığı arasında bir örüntü gördüler. Miyozun her bir ürününün, her bir gametin daha sonra diğer gametlerle, anne babalar ya büyük A ya küçük A ya büyük B ya küçük B verecek diyen başka organizmaları oluşturduğunu da biliyorlardı. Bu Mendel'in anlattıklarına çok benziyor. Yani bu adamlar teorinin temelini kurdular fakat hala emin değillerdi. Teoriyi kesin olarak kanıtlayamadılar ve teori kanıtlanana kadar 10 yıl kadar bir süre daha geçmek durumundaydı. O zaman bile kimse tam olarak bu farklı özelliklerin nasıl kodlandığından aslında emin değildi. Bunun için biraz daha beklememiz gerekecekti.